Şimdi tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın. Şöyle biraz daha geniş açıdan aldığımız zaman kapanma ve açılan iki tane yeri görüyorsunuz. Zaten devamında da model devam etmekte. Şimdi diğer sırada yapmış olduğumuz gene bir sıra fazladan örme işlemini bu sırada da yapmamız gerekiyor ki ikisi aynı sırada gitmiş olsun. 3 tane örmeden aldığım düz ilmek, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, ikinci düz, üçüncü düz ve ters ilmeğimi örüyorum. Bu aşamada hemen ipimin yönünü değiştiriyorum ve arka yüze döndürüyorum. Bakın şu şekilde. İpim arka yüzde, şöyle tutuyorum. Örmeden aldığım buradaki düz ilmek. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. 1, 2, 3 tane ters ilmeğim, 1 tane düz, 1 ters, 1 düz, tekrar 1 ters, 1 düz, 3 tane ters ilmeğimle beraber tekrardan ön yüze döneceğim. Normal örgü işlemime başlayacağım artık. Çünkü bu sırada fazla sıramızı da ördük. Hemen 1, 2, 3 düz ilmeğimi aldım. Bir ters ilmek. İpin yönünü değiştirdim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 1, 2, 3 ve ters ilmeğim olan 12. ilmeğim. Şimdi örgümün bu tarafına baktığımız zaman sol tarafında 4 tane ters ilmeğim var. Bunun 1, 2, 3 tanesini ters örgü olarak ördükten hemen sonra bir tane gizli arttırmayla beraber düz ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi tamamladım. Birinci Selanik ilmeğim. Bir tane ters. İkinci Selanik ilmeği. Bir tane ters. Üçüncü Selanik ilmeğim. Bir ters. Dördüncü Selanik ilmeğim. Bir ters. Beşinci Selanik ilmeğim. Bir ters. Altıncı Selanik ilmeğim. Bir ters. Burada işte gizli arttırma ile beraber 7. Selanik ilmeğimi de hazırlıyorum. Ve şöyle bunu düz ilmek olarak çalışıyorum. Sol şişimde 3 tane ters ilmeğim var. 1, 2 ve 3. Şimdi yan yana gelmiş olan 3 tane Selanik ilmeğim var. Bunları artık yapraktan ziyade sapa dönüştüreceğimiz alan burası. 3 ilmeğin ilk 1. ve 3.sünü aldım. Ortadaki ilmeği üstüne attıktan sonra burada artık benim için sadece bir tane Selanik ilmeği kaldı. Orası da sap kısmı. Sağ şişimi aktardım. 1, 2, 3 tane ters ilmeği. 4. ters ilmeğimden hemen evvel bir tane gizli arttırma yapıyorum. Düz örüyorum ve 1 diyorum. Devamında ters, bir Selanik ilmeği, ikinci Selanik ilmeğim, ters, üçüncü Selanik ilmeğim, ters, dördüncü Selanik ilmeğim, ters, beşinci Selanik ilmeğim, ters, 6. Selanik ilmeğim, ters, 7. Selanik ilmeğimi oluşturabilmek için bakın sol şişimde 3 tane ters ilmeğim var. Burada bir tane gizli arttırma yapıyorum ki 7. Selanik ilmeğimi oluşturabileyim. Tekrar şöyle düzeltiyorum örgümü ve 3 tane ters ilmekle devam ediyorum. 1, 2, 3. Sol şişimde 3 tane yan yana Selanik ilmeği var. Bunların birinci ve üçüncüsünü birlikte alıp tek ilmek haline dönüştürüyorum.
orta kısımda bulunan ters ilmeği hemen, pardon, düz ilmeği bunun üstüne aktarıyorum. Bir tane Selanik ilmeği kalıyor. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ters ilmeğimi çalıştım. Ters ilmek var bir tane sol şişimde. Onun öncesinde bir tane düz ilmek çalışıyorum ki burada Selanik ilmeği eklemesi yaptığım alandayım. Birinci Selanik ilmeğimi hazırladım. Ters ilmeğim. İkinci Selanik ilmeğim. Ters ilmeğim. Üçüncü Selanik ilmeğim. Ters ilmeğim. Dördüncü Selanik ilmeğim. Ters ilmeğim. Beşinci Selanik ilmeğim. Ters ilmeğim. Altıncı Selanik ilmeğim. Ters ilmeğim. Ve burada şuradaki alandaki düz ilmeğimi Selanik ilmeği olarak alıyorum. Hemen yanındakini de belirginleştirmek adına bir tane ters ilmek çalışıyorum bu aşamada. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki alanda da bir model artık oluşmuş oldu. Şimdi tekrardan düz ilmeklerime geçiyorum. Düz ilmeklerim biliyorsunuz sırt kısmının düz ilmekleri. Orada da öteki tarafta da 7 tane Selanik ilmeğimi tamamlayacağım. Ama öncesinde bir tane ters ilmekle beraber bir tane düz ilmeği Selanik ilmeğine çevireceğim. Hemen şuradan devam ediyoruz. Bütün ilmekleri örerek ve modele başlamadan evvel muhakkak kontrol ediyoruz. Şimdi düz ilmeklerimi örüyorum. Buradaki düz ilmekler herkeste farklı çünkü bedenlere göre farklılık gösteriyor biliyorsunuz. Devam ediyorum. Şu şekilde. Sol tarafa geçerken hemen yaptığımız işlem gene ilmek eklemeyle devam edecek. Bakın, birinci Selanik ilmeğim, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ilmek burada. Şurada da bir tane gizliden 7. Selanik ilmeğimi çalışacağım için şuradaki ilmeğim benim ters ilmeğin hemen yanındaki Selanik'e çevireceğim. Onun yanındaki de ters ilmek olarak öreceğim ilmek olduğu için 3 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bu aşamada işte bakın, normalde sizlerin de örgünüzde 4. ilmeğiniz Selanik ters, 2 tane de düz var ya, buradaki 2 düzün birincisini ters ilmek. Devamında bir tane Selanik ilmek. 1 diyorum, bir tane ters. İkinci Selanik ilmeği, böyle dışarıdan dehşet ses geliyor, bunu kapatalım. Bir tane ters. Üçüncü Selanik ilmeğim. Bir tane ters. Dördüncü Selanik ilmeğim. Bir tane ters. Beşinci Selanik ilmeğim. Bir ters. Altıncı Selanik ilmeğim. Bir ters. Ve buradaki bakın 7. Selanik ilmeğimi gizli arttırmayla ortaya çıkartıyorum. 7. Selanik ilmeğimi de tamamladım. 3 tane ters ilmeğim var.